İYİ Parti Ordu'da teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Şu an 11-12 tane ilçemizin başkan adayları hemen hemen belli gibi. Önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek. Biz ayın 7'sine kadar, ayın 8'ine kadar 10-12 tane ilçenin ve il teşkilatının bütün işlemlerini bitirip genel merkeze ondan önce teslim edeceğiz ve tabii ilçe seçim kurullarına teslim edeceğiz. Peki siz 15 Aralık tarihi var. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? 15 Aralık öncesi biz 15 Aralık şu açıdan bizim için önemli. Biz 2018'de Türkiye'de bir baskın seçim olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Onun için hazırlıksız yakalanmama adına 15 Aralık öncesi teşkilatlanma barajını ve kongre meselesini halletmek istiyoruz. Biliyorsunuz siyasi partilerin seçime girebilmesi için ülkenin belli vilayet yüzdesi itibariyle teşkilatını tamamlamış olması lazım. Bir de her ilde teşkilat tamamlanan illerde 1/3 ilçenin teşkilatlarının tamamlanması lazım. Onları ayın 15'ine kadar, 15'inden önce hatta 11'ine kadar onları tamamlayacağız ve onunda da kongre karar aldı genel merkez, onunda da kurucular kurulu olarak kongre yapılacak ve biz 15'inden önce hem kongreyi yapmış olmak hem de yasal teşkilat barajı sınırını aşmış olmak şartlarını yerine getireceğiz ve seçime hazırız diyeceğiz. Artık ondan sonra Ocak, Şubat, Mart ne zaman isterlerse seçime varız. Peki orada nasıl bir tepki gördü partiniz? Ordu'da İYİ Parti çok olumlu, benim de tahminimin ötesinde bir olumlu tepki gördü. Gerçekten müthiş bir ilgi var. İnsanlar Türkiye'nin tıkanan siyasi yapısından son derece rahatsızlar, bunu gördüm. Ve Türk siyaseti yeni bir çıkış, yeni bir soluk arıyor. Bu da İYİ Parti şu an. Onun için çok büyük bir ilgi var. Gerçekten eskiden biz siyasi partilere üye yapmaya, yönetime adam almaya rica minnet insanları ikna etmeye çalışırdık. Ama şimdi çok olağanüstü talep var. Nasıl bunların arasından kimseyi kırmadan, dökmeden en iyisini yapacağız düşüncesindeyiz. Ona uğraşıyoruz.